İyi günler arkadaşlar. Bugün standart içeriklerimizin dışında bir oyun incelemesi yapmak istiyorum. Oyunumuzun ismi Ovinka Shooter. Oldukça ilginç ve çok kötü gözüken bir oyun belli açılardan. Ama aynı zamanda da Ovinka inanılmaz da Fossil bir Link. başarı yakalamış. Gördüğünüz gibi 811 yorumu var. Ücretsiz bir oyun ama 811 yorum çok yüksek bir sayı. Yani oynanması bunun en az 25 bin vardı. Daha fazlası da vardır. Çok basit, çok düz bir oynanışı var. Zaten birazdan oyunun kendisine de gireceğim. Oyunun kendisine girdiğinizde şaşıracaksınız. Günümüz oyunlarında olmayan birçok şey olduğuna göreceksiniz arkadaşlar. İstiyorsanız bunların neler olduğunu ve nasıl bir oyun tasarladığını adamın inceleyelim. Şöyle oyunu oyna diyeceğim. Yükledim ben zaten. 300-500 MB Unity ile yapılmış. Şöyle biraz küçülteyim. Burada girdiğiniz zaman zaten çok basit bir ses ayarı olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Başka da hiçbir şey yok. Level Select var. Bu kadar. Ve New Game diyerek başlatabiliriz arkadaşlar. Biraz otantik bir giriş yapıyor mesela. Burada zaten üzerinde duracağımız konsept otantik olacak. Gamer. Hoş geldin oyuncu. Welcome to the Omeka Television Institute of Technology Television. This Hoş state-of-the-art geldin. Omeka facility is home to the Omeka Television content creators who work behind the scenes to give you all that fantastically magical Omeka content. Now, you may be Contentleri asking inceleyeceğiz yourself, galiba who burada am I? insanlar How yapmış did I oluyor. get here? Ask no more. Omeka's got answers. You're a clone of me. You specifically are clone number 427. Ah, you're 7. Away from the funny number. Let's hope you're better on the job than you are Burada bir existing. farklı bir hikaye anlatımına Anyway, you gitmiş aren't being mesela. paid. Technically, you don't even have basic human rights at this point. Not my problem. Just watch the videos that'll play after this pre-recorded message. That's literally your entire job. Try not to dirty up that room you're in. But above all else, have a great day. Karakterimiz bunu kuran, bu şirketi kuran kişinin bir klonu, hakkın falan yok dedi. Gördüğünüz gibi birkaç ses oyunu yaptı. Buyur baba gel ablana kebap. Yani karakteri hikaye olarak içine çekti. Ne kadar ya, bakın bunlar normal texture arkadaşlar. Free texture. Yukarıdan bir silah düştü. Gördüğünüz gibi çok basit bir ateş etme animasyonu var. Kapı yok oldu mesela. I don't know where you got. Şarjör falan da yok bu arada. Sadece ateş ediyorum şu anda. Bakalım bizi nereye götürecek. Well, I think it's clear at this point that you're not gonna go back. Altyazı falan da yok. Bu arada menüyü de görüyorsunuz. Geri dönemezsin bu noktadan sonra dedi. Direkt spawn oluyor gördüğünüz gibi. Hiç efekt yok. Yüzleri görüyorsunuz zaten. İnanılmaz detaysız. Zıplamamız var. Eğilmemiz var. Basic. Gördüğünüz gibi kapı açıldı buradan. Komik şakalar şurada da. Burada generatorların tarafına komik şakalar koymuş arkadaşlar. Burada da kaçış odasının altına ölüm yazmış. Buraya gelelim. Burada gördüğünüz gibi yine aşırı detaysız bir koltuk var. Burayı açamıyoruz mesela şu anda. Kırmızı kapıları kırabiliyoruz sanırım. Mavi kapıları kıramıyoruz. Evet. Şöyle çok basit bir karakter controller var. Benim de hali hazırda yapmış olduğum Udemy kursu içerisinde gösterdiğim bir sistem. Burada bir televizyon var gördüğünüz gibi. Karşıya geçelim. Burada neler var? Hardavart var. Çevirmeyeyim. Ha, o kapıları artık açabiliyoruz. Kırlamaz kapıları. Geri döndük. Şöyle bir baktık. Mesela burada güzel bir görsel olarak nelerle karşılaşabileceğimize dair bir anlatı yapmış. Bu arada çok hafif Bloom vinyet falan da var ekranda. Biraz bozulma şeyi de eklemiş arkadaş. Evet, şöyle geri geldiğim zaman Hey, oranın maybe açıldığını I'll free görüyoruz you ve from burası where you gotta go kilitlendi. back to or Aslında bu glitches. çok It standart doesn't da bir make öyküdür sense in the aslında yapı lore olarak. because İşte if the game normalde developed bizim like burada bir that, şeyleri test etmemiz gerekiyor. Bir yapay it's a zekayız no ama way buna for karşı that to go çıkmışız ve back. direniyoruz You buradaki don't yapıya. have no choice. Yine mesela yok olurken falan da hiç efekt yok, farkında mısınız? Ve mesela zemine vurmamla düşmana vurmamla aynı şey. Burada o daha güçlüleri geldi çünkü gözünde bant var. Ama hiçbir şey de yapmıyor gördüğünüz gibi. Yine silah içine falan da girebiliyor. Hani ekstra onu da ayarlamamış. Normalde kameraya layer atıp farklı bir yerde oluşturması lazım silahı ki oraya girmesin hiçbir zaman, ama onu da yapmamış gördüğünüz gibi. Çok basit bir level design var burada. İnanılmaz basit gördüğünüz gibi. Şu anda sadece ateş ediyorum. Hiçbir mekanik yok oyunda. Fakat burada zaten adamın vermeye çalıştığı hissiyat otantiklik biraz. Özgünlük. Yani
Burada sen merak ediyorsun. Bir level'a baktığın zaman bir yaşanmışlık görüyorsun. Ama onu birçok yeni oyunda, mesela servis oyununda, Suicide Squad gibi veya farklı tarzda oyunlarda göremiyorsunuz. Yani yaptığınız oyunda birazcık otantiklik katmak. Gördüğünüz gibi mesela üstten açılmadı, alttan açıldı. Bu bile aslında iyi hissettiriyor. Yani birazcık otantik olmak oyunlarda bence çok daha özgün hissettiriyor. Yoksa yani gölgemize falan bakın. Ne diyor burada? Bu jeneratörlerin tüm gücü büyük kapıların kapatılmasına yarıyormuş. Hep de böyle kendince küçük mizahlar eklemiş. Bakın şurada bir robot var. Robotu gördüm. Mesela muhtemelen robot birazdan bize yardım edecek. Şimdi bunu basmadım bile bir şey. Yanına gelince otomatik döndü. Çok basit şekilde şunlar kırmızıya döndü. Basit bir müzik kullanımı var. Mesela patlama oldu burada. Silah modeli bile bozuluyor aslında. Görüyor musunuz? Şimdi burada yeni bir kapı belirmiş. Bu adamın bu kodu nasıl yazdığını %99 şekilde tahmin edebiliyorum. Bakmanın yolları da var dürüst olmak gerekirse, ama etik olmadığı için yapmayacağım. Bakın burada çok basit bir kablolama yapmış. Demek ki buradan gelecek. Kablo buraya gidiyor. Bakın mesela. Buraya ateş ettim ve artık bura açıldı mesela. Buraya ateş ettim. Bura açıldı. Hemen buraya ateş edeceğim ve öteki taraf açılacak arkadaşlar. Ya aslında kurguladığı şey çok basit. Birazcık saçmalıyor yine arkada. Yani biraz daha otantiklik katmak için. Zaten yapan adam seslendirmiş belli. Arka yolu kapattı mesela. Hani level design ederken de böylesi hatalardan kaçınmak için, mesela geri gidememen için böyle kapatıyorsun. Bu sayede çözüyorsun. Yani adam kurgulamış aslında yapıyı. Evet, ayın en iyi çalışanı seçilmişiz. Ve bizi uslu durmamız için bunu söylüyor. Ayın elemanı seçtim, öyle yapmasaydım falan dedi. Estetik olarak bence birçok güncel oyundan, bu looter shooterlardan, 4 kişilik oyunlardan daha iyi hissettiriyor. Aslında çok da basit bir yapısı olmasına rağmen. Silahın tamamı da şöyle gözüküyor arkadaşlar. Bu, eğer yani kafamdan göremediyseniz. Bu kadar. Mesela ne diyor? Seninle beraber burada gibi bir şey yazıyor. Bir robot geldi. Aha. Kedi. Ay, yeşil oldu. Bakın mesela storytelling. Biz o kediyi bayağı önce gördük aslında bir alt panelde. Hatta dikkatimi de çekti, size de söylemiştim. Adam mesela bunları çok güzel yapmış. Buraya geldim. Aslında bir sonraki level açıldı az önce. Load oldu arkadaşlar, level hissettiyseniz. Çok basit bir fan yapmış. Burada buna bastım. Hemen burada kapı açıldı. Aynen, ne diyor? Maintenance. Dur, okuyamadım. Maintenance. Nance öyle bir kelime mi ki? Tenance. Tenins. I don't know. Ovinka Television Institute yazıyor yan bir şekilde. Gördüğünüz gibi basit bir rotate var. Bu Jerry. Jerry kim? Birazdan öğreneceğiz. Burada bastım düğmeye. Nere açıldı? Basamadım mı? Ya da bastım, geriye mi gitmem lazım? O da olabilir. Bakalım. Müzik kullanımı oldukça ilginç mesela. Ve şunun içinden geçti az önce. Bakın. Gördünüz mü? Yani sizin bir perfect koda, inanılmaz yapılara ihtiyacınız yok. Biraz oyunu yaparken kendinizden bir şeyler katmaya, biraz otantik olmasına ihtiyacınız var. Eğer bu şekilde bir başarı arıyorsanız arkadaşlar. Ya buradaki örnek biraz uç bir örnek. Adamın muhtemelen hikaye yazarlığı çok daha iyi. Ama şey tarafında çok ciddi zayıflığı var. Ya da zayıflık denmez de, uğraşmamış. Ama bunu mesela hissedemiyorsun. Sana Jerry'ye. Çok ilginç bir tipi var, bakın sana. Sen diyor kötü adam değilsin diyor mesela. Buradaymışlar değişiyor. Bir silah var bu arada.
Sen de onlardan ol diyor. Verdi. Bunu da verecek misin? Ha, onlar gibi davranacağız. İçinden geçmek için galiba. İlginç bir sekans şu anda. Şu an galiba tamam. Deneyelim şansımızı. Evet. Bu adamı gördünüz mü? Mesela çok ilginç bir twist değil mi? Böyle şu anda high octane, böyle yüksek değerden bir şey hissediyoruz aslında. Böyle içlerinde geziyoruz. Normal sanki büyük bütçeli eski oyunlar vardır ya, artık çok öyle olmuyor. Böyle çocukken oynadığımız içinde farklı farklı yapılarda olan, işte eski Call of Duty'leri yapıyordu. Düşmanın içine sızma olsun, oradan çıkıp bir şeyler yapma olsun falan. Onun hissiyatını mesela güzel vermiş. Muhtemelen şunun önüne gelince açılır bu. Açılmadı. Şunun önüne gelince açılıyor mu? Açılmıyor. Daha mı bir şey yapmamız lazım? Yok. Close diyor. Acaba buraya mı zor edeceğiz? Yok. Bunda bayağı adam Paint'te yazmış galiba. Köşeye de bakayım. Belki bir çıkış vardır. Devasa boş bir alan gibi. Şuradan bir geçiş var ama buradaki şeye bu geçiş. Zaten geçilmiyor da. Burada bir şey mi yapacağız ya? Bunlar bir şey mi? Yok değil. Şuradan bakın, gördüm. Yakaladım. Dönüyor şurada, gördünüz mü? Şuradan şu üst kata falan geçeceğiz. Peki onu nasıl yapacağız? Bunun içinden bir yer yok değil mi? Yok. Arka tarafta muhtemelen. Aynen. Burada var. Ama en aşağısı neresi bunun? İlk başladığı yer. Bura açılmıyor. Bura değil. Buranın içinde de yok. Şu binaya girmemiz lazım bizim bir şekilde. O bina da... Aha. Şeyin sivicini değiştirdim. Evet. Kapalı olan yer açıldı. Buradan yukarı çıkıyoruz. Tabii cam kırılmış. Buradan karşıya geçiyoruz. Buradan şuraya geçeceğiz. Buradan yukarı çıkacağız. Evet. Yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Burada mesela iki kişi var, duruyor. Geçemiyoruz buradan. Karşıya atlamayı deneyeceğiz galiba. Camı kırıp içeri girdim. Satıldı falan diyor. Buradaki maskemiz kırıldı mesela. Buradaki adam satıyor mu? Ona tilt olmuştum. Yok. Şimdi tekrar girebiliriz galiba. Bu çıktığımız yerden. Burada yapabileceğimiz bir şey yok ama tekrar oraya gidip muhtemelen oradaki şeyleri öldüreceğiz. Muhtemelen az önce yaptığım şeyde de yanılmıyorsam silahı almamız için de o. Aa evet, girmeye çalışıyorduk. Giremedik. C11. Böyle bir Half-Life vibe'ı da var tabi. Oynadıysanız bilirsiniz. Half-Life 2'deki panellere benziyor. Başkanın konuştuğu. Şaka yapıyor. Yine gördüğünüz gibi düşmanlar spawn oldu ve rastgele geliyor. Ama mesela size de şu hissiyatı vermedi mi? Bir sonraki bölümde ne yapacağız? Belli ki sadece böyle ateş etmeyeceğiz yani. Bu bölümde olduğu gibi bir şekilde bir puzzle çözeceğiz. Oo. Şeyler yapacağız yani. Hayır. Ya gördüğünüz gibi tabii çok fazla tekrara düşüyor ama insanlar bunu gerçekten umursamıyor. Hani benim için mesela çok sıkıcı bir oyun bir noktadan sonra. Ama zaten benim için olduğunu düşünmemem gerekiyor. Yani o kadar mükemmelliyetçi veya oyunlarda çok spesifik tatlar ararsanız eğer, zaten o oyunları yapacak kapasitede olmadığınız için kendimi de katıyorum. Ciddi problem yaşayacaksınız uzun vadede aslında. Bakın bir heal'lama sistemi bile yok. Rastgele zamanlarda kendini heal'lıyor. Kodu eminim korkunç yazılmıştır. Bir geleyim buraya. Yazı biraz aşağı indi. Çünkü açılacak aynı. Ya bu oyuna bug'lı der misiniz arkadaşlar? Teknik olarak bir bug göremedim ben mesela, örneğin. Koşma sesi yok, yürüme sesi yok, hiçbir şeyin sesi yok. Arkada çok da komik olmayan kendi repliklerini koymuş birazcık. Sosyal medyayla falan dalga geçiyor aslında. Çok da bir olayı yok şu anda yaptığımız için. Evet, artık buradan çıkabiliriz.
Tatlı bir robot var mesela. O robot ne olacak acaba? Birazdan yanlışlıkla düşmeyeyim de buradan da. Böyle rüzgar sesi var şu anda. Oo, ışıkları kapattık komple mesela, çok ilginç. Şuradan bir yürüme paneli açıldı. Çok ilginç bir sekanstı bence. Işıkları kırmak. Burada da kırabilecek miyim? Yok. Uzun merdivenler. Hemen yeni bir bölüme geçtik, evet. Evet arkadaşlar, oyun aslında bu şekilde. Oynamak isterseniz diye aşağıya link bırakacağım. Bence bu oyundan çıkarılması gereken olumlu yorumlar var. Çünkü gördüğünüz gibi 811 olumlu yorum gerçekten çok yüksek. Adam oyunu zaten bitirmiş oynamayı. İkincisini yapıyormuş şu anda. Peki ikincisini nasıl grafiklerle ve nelerle yapıyor acaba? Çok merak ettim. Mayıs 10'da wishlist demiş. Story trailer mesela, bir merak ettim bakayım. Yine aynı şekilde mesela, hiçbir şey yok. Silahı bile aynı bu arada. O kadar az geliştirmiş ki. Gördüğünüz gibi adam mesela farklı alanlarda kendini geliştirmek istemiş. Ve insanlar baya pozitif dönmüş buradaki yoruma bile. Bu kadar basit bir oyunun bu kadar olumlu yorumlar alması gerçekten sektör adına çok olumlu bir şey. Çünkü arkadaşlar, büyük şirketler artık çok kötü oyunlar yapıyorlar. Ve onun peakini yaşadılar. Hani bunu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama Concord diye bir oyun çıktı. 7 senede yapıldı, 200 milyon doların üstünde. 8 günde kapandı oyun. O kadar kötüydü. Karakter tasarımı olsun, farklı konulardaki olayları olsun. İnanılmaz bir kendi siyasal görüşlerini, kendi kültürlerini, düşüncelerini oyunlara yansıtma ve oyunlar üzerinden bu edebiyatı anlatma durumu oluştu. Tabii ki oyun oynayan insanlar için bu önemli değildir. Hani oyun iyi anlatıyorsa bunun problem de değildir zaten, ne anlatıyorsa. Ama sırf böyle zor bir oyun. Mesela az önce oynattığım oyun birazcık yaşı benim gibi büyük, 25 yaşın üstündeki arkadaşlar için. O 2007-2010 zamanlarında oynamış olduğu böyle hikayeli oyunları çok core içindeki parçacıkları hissetmiş olmaları çok normal. Arcade like level, puzzle çöz, ilerle, bir şeyler kazan. Olayımız bu aslında. Yani oyun yaparken birazcık otantik olursanız, yani illa bu tarz bir Ovinka shooter gibi basit bir shooter değil. Yani bir puzzle oyunu yapıyorsanız veya bir kart oyunu yapıyorsanız, araba yarışı oyunu yapıyorsanız birazcık otantik olmanız sizin için çok iyi olacaktır bence. Kendinizden bir şeyler katmanız, severek yapmanız belki de en çok da. Güzel dokunuşlar katmanız çok faydalı olacaktır arkadaşlar. Bu videoluk böyle. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız böyle ücretsiz veya uygun ama çok oynanmış, böyle farklı bir şeyi olan, neden oynandığı ilk başta çok anlaşılamayan ama içine bakınca ya evet çok mantıklı diyebileceğimiz, biz oyun geliştiriciler için de faydalı olduğunu düşündüğüm oyunlara bakmak isterim. Siz de istiyorsanız yorumlara istiyorum şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.